Seyitler Diyarı, Seydişehir'de sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Konya programı yaptık. Gelirken de Seydişehir, Beyşehir yolunu trafiğe açtık. Nasıl, beğendiniz mi? Oldu mu? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Valimiz, belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımızla beraber yolun açılışını yaptık. İlçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız ve vatandaş. Oo, delikanlı hoş geldin ya. Muhammed, tabii belediye başkan adayımıza görev tevdi edilmeden bir gün önce de bir kız evladı olmuş. Allah hayırlı mübarek etsin, hayırlı uzun ömür versin. Evladın hepsi bereketlidir, güzeldir. Ama üç kız babası olarak kızların yerinin ayrı olduğunu söylemek isterim. Onun için bereketiyle inşallah devam edecektir. Allah daha fazla hayırlı uğurlu evlat sizlere nasip etsin. Şimdi tabii Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biz birçok hizmet ettik. Konya'mıza hizmet ettik. Beyşehir'imize, Seydişehir'imize hizmet ettik. Türkiye'ye hizmet ettik. Hizmet etmeye de devam edeceğiz. Çünkü başımızda bize hizmet talimatı veren, hizmet imkanı veren, hizmet emri veren dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. Değerli kardeşlerim, belediyecilik kıymetlidir. Belediyecilik dokunmaktır. Gönülde yer almaktır. İnsanlara gece demeden, gündüz demeden hizmet etmektir. Konya'da bunun en güzel örneklerini Türkiye'mize tanıtmıştır, göstermiştir. Onun için ben öncelikle Konya'ya bu anlamda hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi burada 10 yıldır hizmet eden bir Mehmet kardeşimiz var. Eski öğretmenlerimizden bildiğim kadarıyla, eğitimcilerden. Mehmet Başkanım, Allah razı olsun. Sağ olasınız. Siz 10 yıl hizmet ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Ama bu, ben karayolcuyum. Karayolculukta emekli olunca karayolculuktan emekli olunmaz. Bu AK Partilikten ne oynadır? Allah'ın izniyle beraber yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bayrağı biraz daha yukarıya taşıyabilir miyiz? İnşallah taşımamız lazım hep beraber. Onun için Türkiye'de olsun birçok yerde değişim dönüşümler yaşıyoruz. Şimdi de Despi kardeşimiz, Abdülmuttalip kardeşimizin sizlerin takdiri, Cumhurbaşkanımızın onayıyla beraber aday gösterdik. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi burada vekilim abi, müjde işini bana bırakmadın yalnız. Sen onları dedin. sen müjdelerini. şimdi burada bir Alacabel tüneli ben defalarca ziyaret ettim. Onu özellikle gelinceye kadar bana tembih ettiler. Şimdi Alacabel tünelinde epey mesafe kat ettik. Şu kış şartlarından dolayı birazcık orada ara verdik. Ama müteahhit firmamız Sezai Bey aramızda, o bizi dinliyor. Şimdi onu size gösterirsem kızar mızarsınız ama bizi dinliyor. O da Anadolu insanı olan bir kardeşimiz, bir hemşerimiz, müteahhitimiz, öyle diyelim, Elazığ'dan kendisi. Bundan sonra bu tünelin ben daha yakın takipçisi olacağım sözünü size veriyorum. Karayolları bölge müdürümüz burada, genel müdürümüz Taşkent'te, Balcılar'da, oraya gitmişti. Ona da gerekli talimatları verdik. Gerekli imkanları da sağlayacağız. Ve en kısa sürede bu tüneli Allah'ın izniyle bitirip sizin gündeminizden çıkaracağız onu. Diğer bir yolumuz da Sayın Vekilimizin bizi bu konuda çok hani bu konuda zorladığı ve yakın takip ettiği yatırım programına alınmasında büyük emekleri olan vekilimizin de söylediği gibi inşallah Seydişehir-Bozkır yolunun ihalesini de bu sene yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah abla bak. Dikkat et. Dikkat et abla.
Başladıklarımızı bitirelim sırayla. Söz sıra lan bak Karaman'a geldi, Konya'ya geldi. Değerli kardeşlerim bakın biz size tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Ne söz vermişsek onun da gereğini yerine getirdik. Bazen biraz geç kalmış olabiliriz. Bazen biraz istemediğimiz bazı gelişmeler olabilir. Ama yaparsa yine kim yapar? AK Parti yapar. Yaparsa Allah'ın izniyle biz yapacağız. Biz buradaki ihtiyaçlarınızı biliyoruz, talepleri biliyoruz. Onun için onların noktasında bütün ekibimizle beraber biz çalışmaya devam edeceğiz. Seydişehir'de güzel bir uyum içerisinde Cumhur İttifakımızın adayı var. Buradaki davranış şeklimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'dir. Onlar bizler için rol modeldir. Onun için Allah'ın izniyle biz Seydişehir'de de Konya'da da 31 artı 1 o da büyükşehir. Hepsini inşallah Cumhur İttifakı olarak alacağız 31 Mart'ta. Şimdi yalnız benim şöyle bir sıkıntım var. Yani onu nasıl çözeceğiz onu bilmiyorum. Nedir o sıkıntım? Şimdi Konya bütün seçimlerde büyükşehirde birinci sırada. Yani %73 mü başkan? 73 en son 28 Mayıs'ta. Şimdi şöyle bir derdim var onu söyle. Ben biliyorsunuz Trabzonluyum. Şimdi Cumhurbaşkanımıza Trabzon'da en yüksek oy alma sözü verdik. Ne yapacağız onu bilmiyorum. Ama Konya bizi geçerse de hiç üzülmeyeceğim. Onu söylüyorum. Konya'ya yakışır. Ama biz de Konya'yı geçmeye gayret edeceğiz. Trabzon'dan size ses vermeye gayret edeceğiz. Size yetişmeye gayret edeceğiz inşallah. Şimdi SKM açılışımız hayırlı uğurlu olsun. Ben müsaade isteyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ama buradan Cumhurbaşkanımıza dönünce ben bir şey demem lazım. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki ben Konya'ya gittim Sayın Cumhurbaşkanım. Seydişehir'i ziyaret ettim Sayın Cumhurbaşkanım. Orada da şöyle bir söz aldım diyeceğim. Ne diyeceğim? Şunu diyeceğim. Şimdi bizim AK Parti'mizin bir sloganı var. Durmak yok, yola devam. Bu ulaşımcıların da çok güzel slogandır. Yol yapanların da ya bir yol bulan ya da bir yol açanların da sloganıdır. Şöyle beraberce o sloganı bir Ankara'ya, Konya'ya bir ses verelim mi? Evet. 31 Mart'ta biz durmak yok, yola devam diyor muyuz? Evet. Durmak yok. Durmak yok. Seydişehir kararını verdi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.